Merhabalar. Ben asistan doktor Furkan Atasever. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün malignant hastalarda plazma perfüzyonun prognoz etkisini inceleyen bir derleme ve sistematik meta analiz sunacağım. Plazma perfüzyon kanserli hastalarda sık görülen bir komplikasyondur ve malign plazma perfüzyon, plazma sıvıda ve veya palyetel plevrada malign hücrelerin görülmesiyle tanı konulur. Herhangi bir malignite plevrayı tutabilse de malign efüzyonun en yaygın nedenleri akciğer kanseri, ardından meme kanseri ve lenfomalar takip etmektedir. Malign efüzyonlu kanserli hastaların ortalama hayatta kalma süresi 4 ila 7 ay arasında değişir ve altta yatan malignitenin evresine ve tipine göre değişkenlik gösterir. Plevral efüzyon ile kanser birliklerinin prognoz olan etkisini sistematik olarak incelemeyi amaçlamış bir derlemeyi sunacağım. Mater metoduna bakıldığında 2 Nisan 2020 öncesi 5 veri tabanı aranmış. Anahtar kelimelerde malignite, plevral efüzyon ve prognoz yer verilmiş. Plevral efüzyonlu ve efüzyonsuz kanser tanılar 18 yaş üzerindeki hastalar. Malign efüzyon tanımında da plevral sıvıda ve veya parietal plevrada malign hücrelerin görülmesiyle tanımlanmış. Kanser türleri ve tedavi yöntemleri ilgili bir kısıtlama konulmamış. Kriterleri karşılayan 146.117 hasta içeren 47 çalışma belirlenmiş. Dahil edilme kriterlerinde herhangi bir kanser tanısı olması, plevral efüzyon, masif plevral efüzyon, metakrom plevral efüzyon ve retrospektif prospektif kohort çalışmaları dahil edilmiş. Dışlama kriterlerinde 18 yaş altı olan hastalar, incelemeler, yorumlar, başyazılar, vaka raporları, toplantı özetleri dahil edilmemiş. İngilizce tam metin bulunamayanlar ve vaka sayısı 30 altında olanlar dahil edilmemiş. İki hakemden oluşan iki ekip arama stratejisine göre veri tabanlarını bağımsız olarak aramış, verileri çapraz kontrol etmişler ve anlaşmazlıkları tartışma yoluyla çözmüşler. Yaş, cinsiyet, uyruk ve primer kanser türü, plevral efüzyonlu veya efüzyonsuz, masif veya minimal plevral efüzyon, metakrom veya senkrom plevral efüzyon içeren çalışmalarda ortalama sağ kalım ve progresyon sağ kalım bakılmış. Hazard ratio ve prognostik faktörlerin %95 güven aralığı belirlenmiş ve orijin yazılımı uygulanmış. Her çalışmanın kalitesi Newcastle-Ottawa ölçeğine göre değerlendirilmiş. İstatistik analizinde rastgele etkiler modeliyle havuzlanmış hazard ratio ve %95 güven aralığını hesaplamak için Mantel-Hansel yöntemi kullanılmış. Heterojenliği saptamak için I2 testi kullanılmış. I2 cutoff'larına göre sırasıyla düşük, orta, yüksek ve çok yüksek heterojeniteyi göstermek için belli yüzdeler verilmiş. Heterojenliğin kaynağını bulmak için duyarlılık analizleri yapılmış. P değeri 0,05'in altı olarak kabul edilmiş. Veri analiz için stata yazılımı kullanılmış. Primer solunum ortalama sağ kalıma bakılmış. 39 çalışmadan 24'ü akciğer kanseri çalışması, 3'ü malign plevral mezotelioma çalışması, 5 hematolojik malignite ve 7'si diğer kanser çalışmalarıymış. Toplanan veriler ışığında plevral efüzyonun kanser hastalarda kötü prognoza ilişkili bir faktör olduğunu gösterilmiş. Alt grup analizinde de akciğer kanseri, hematolojik malignite, diğer kanser türlerinde yine kötü prognoza ilişki bulunmuş. Fakat malign plevral mezotelioma hastalarında plevral efüzyonun prognostik bir faktör olarak bulunmamış. 39 çalışmanın 13'ü histolojik veya histolojik incelemeleri de malign efüzyonun prognozu etkilediğini gösterirken diğerleri sadece plevral efüzyonun prognozu etkilediğini göstermiş. Ülkeye göre gruplandırıldığında ise Kore dışında tüm ülkelerde kötü prognozla ilişkili bulunmuş. Sekonder solunumda da 9 çalışma bu kriterlere uyuyormuş. Plevral efüzyonun kanserli hastalarda progresyonsuz sağ kalım için kötü prognoza sahip olduğu gösterilmiş. Masif ve minimal plevral efüzyonun eşik değerleri farklı olsa da 1 santim, 2 santim ve 200 mililitre gibi tanımlamalar mevcut. Birleştirilmiş veriler yine de masif plevral efüzyonun kötü prognozla ilişkili prognostik bir faktör olduğunu göstermiş. Tartışma kısmında kanserli hastalarda plevral efüzyon görülmesinin metastazı işaret ettiği ve yaşam beklentisini azalttığı konusunda genel bir fikir birliğine varılmış.
Bununla birlikte kanserli hastaların prognozunda pleural efüzyonun kesin rolü hala belirsizliğini koruyor yorumuna varılmış. Pleural efüzyon hem ortalama sağ kalım hem de progresyonsuz sağ kalımda prognostik bir faktör olarak belirlenmiş. Masif pleural efüzyonlu hastaların prognozu minimal pleural efüzyonlu hastalardan daha kötü bulunmuş. Pleural efüzyonun tanı zamanı kanserli hastalar için bir prognostik faktör olarak görülmemiş. Pleural efüzyon yönetiminde uygun yöntemi seçmek ve kişiselleştirilmiş malign pleural efüzyon yönetimi için temel oluşturmak üzere pleural efüzyon miktarına göre değerlendirilmelidir yorumuna varılmış. Heterojenite mevcut olmasına rağmen sonuç hala pleural efüzyonun prognostik değere sahip olabileceğini ve tüm kanser türlerinde mortal ile ilişkili faktör olduğunu düşündürmekteymiş. Pozitif histolojik veya histolojik malign pleural efüzyon tanısı alan hasta gruplarını ve tanısı doğrulanmamış hastaları inceleyerek malign efüzyon tanısı net olsun ya da olmasın pleural efüzyonun hastalarda prognostik değeri olduğunu bulmuşlar. Metakrom ve senkren pleural efüzyon analizinde birleşik sonuçta ortalama sağ kalımda hiçbir fark gözlenmemiş. Çalışmaların limitasyonlarına bakıldığında sınırlı sayıda çalışma olması, pleural efüzyonun unilateral veya bilateral hemorajik vasfının bilinmemesi, vaka sonlarının dahil edilmemesiymiş. Ek olarak kanserli hastaların ortalama sağ kalım ve progresyon sağ kalımda bu yüzden de tartışılmayan komorbidelerden, ilaçlardan ve nütrisyon durumundan kolayca etkilenebileceği belirtilmiş. Sonuç olarak malign efüzyonun histolojik veya histolojik olarak doğrulanmasından bağımsız olarak pleural efüzyonun prognostik değeri varmış ve malign pleural mezotelioma dışında kanserli hastalarda kötü prognozla ilişkilendirilmiş. Hem ortalama sağ kalım hem de progresyonsuz sağ kalımda prognostik bir risk faktörü olarak bulunmuş. Masif pleural efüzyonlu hastaların prognozu minimal pleural efüzyonlu hastalardan daha kötüymüş. Pleural efüzyonun tanı zamanı kanserli hastalar için bir prognostik bir faktör değilmiş. Teşekkür ederim.